Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kur korumalı mevduat sisteminin devam edeceği mesajını verdi. Bütçeye toplam maliyetin 21 milyar lirayı bulduğunu söyledi. Eğer bu sistemi devreye sokmasaydık zararımız 411 milyar lira olacaktı, dedi. 20 Aralık 2021 dönüm noktası oldu. Türkiye kur korumalı mevduat sistemini hayata geçirdi. Kararın açıklanmasının ardından döviz sert düşüş yaşadı. 6 ayı geride bırakan yeni sisteme ilgi yoğun oldu. Kur korumalının ikinci vadesi yaklaşırken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati önemli mesajlar verdi. Bakan Nebati, kur korumalı mevduatın bütçe üstünde risk yaratabileceği eleştirilerine karşı çıktı. Bütçeye toplam maliyeti 21 milyar lira dedi, uygulamanın devam edeceğini söyledi. Kur korumalı mevduat modeli devam edecek. Kur korumalı mevduatın geçtiğimiz cuma günü itibarıyla bütçeye toplam maliyeti 21 milyar 100 milyon lira. Biz eğer bu sistemi devreye sokmasaydık zararımız 411 milyar lira olacaktı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kur korumalı mevduat sisteminin devam edeceği mesajını verdi. Konuyu ekonomist Ece Pulaş'la konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler Sayın Pulaş. Şimdi enflasyondan da bahsedeceğiz ama Bakan Nebati'nin açıklamalarıyla başlayalım isterseniz. Kur korumalı mevduatın devam edeceğini söyledi. Öncelikle beklenti karşılandı mı sizce? Evet, gerçekten yoğun bir talep oldu elbette. Yani 21 milyar Türk lirası üzerinde bir hazine tarafında yük oluşmuş durumda elbette. Çünkü kurun yukarı yönde hareketini biliyorsunuz, bu hesaplarda aradaki farkın sorumluluğunu hazine almış oluyor. Ama bunu sanayici ve hizmet sektöründeki bilhassa işverenin gerçekten kullandığını söyleyebiliriz. Yani bireysel dövizden dönen yatırımcıdan daha çok sanayici ve hizmet sektöründe, yani pandemide çok sıkıntı yaşamış olan otelcilik sektörü, restoran sektöründe bilhassa hizmet ve sektörler gerçekten değerlendirdi bu hesapları ve onlar tarafında tabii stopaj avantajı da oldu. Stopaj avantajı, stopaj oranından da bir miktar daha muaf olmak adına değerlendirildi. Nitekim hazine tarafına evet belirli bir ölçüde yük bindirdi ama sanırım bakanın söylemek istediği, hani aksi durumda 411 milyar TL'lik bir zararımız olacak. Bir kısım da aslında hazinenin borçları anlamında. Çünkü sonuçta yurt dışından gelen dövizi içeride tutmak ve Merkez Bankası'nın döviz rezervini arttırmak adına da yapılan politika bu. Elbette bu ortamın içerisinde bu riskin önüne geçemediğimiz için yeterli olmuyor. İşte pandemiyle birlikte zaruri ihtiyaçların artması, enerji fiyatlarının durdurulamaz derecede hızlı artması ve buna bağlı olarak üretimdeki ham madde maliyetinin artmasının bu öte üreticiye ulaşırken %200'lük bir zamla ulaşıyor olması ve bütün bu ortam içinde bütün dünyanın enflasyon riskiyle karşı karşıya gelmesi karşısında biz içerideki bu müdahalelerimiz yeterli olmuyor. Hazinenin riski bir taraftan azaltılmaya çalışılırken yabancı dövizi de içeri çekmek adına bir taraftan bu açıklarda maalesef yükü arttırmaya devam ediyor. Ama söylemek, yani okuduğumuz, bakanın konuşmalarını okuduğumuz, eğer bu içinde bulunmasaydık, bu teşvik endeksleri hesaplarla bu teşviğe yönelmeseydik, o zaman hazine tarafındaki borçlar da çok daha yüksek olacak. Daha kötü bir tabloyla karşılaşacaktık yani, öyle mi? Evet, aslında bunu ifade etmek istiyor. Bir miktar katılıyorum açıkçası ama orta ve uzun vadede yine de hazinenin yükünün artmaya devam edeceğini göz önünde bulundurarak yine bir kur tarafında bilhassa, enflasyon tarafında bilhassa aşağı yönlü hareketin kalıcı olmasını sağlayacak birkaç teşviğe daha ihtiyacımız olabilir. Şimdi Sayın Pulaş, enflasyon tabii oldukça önemli, hayatımızın her alanına yansımış durumda. TÜİK'in rakamları var, enflasyon açıklaması Mayıs ayı itibariyle %73,50, 1998 yılından bugüne en yüksek enflasyon rakamından bahsediyoruz. Sayın Nebati'nin açıklamaları var. Kendisi dedi ki biz bir yol ayrımına gittik. AK Parti istişare toplantısında yaptı bu açıklamayı Sayın Nebati. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik diyor. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik diyor. Ama şimdi baktığımızda bir de Nebati şunu söyledi. Yıl sonu enflasyon beklentisini değiştirmiş. 2023 sonu enflasyon hedefi %19,9 olacak diyor. Birincisi bu rakama iner mi enflasyon? İkincisi biz bir yol ayrımına gittik diyor. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik diyor. Bu doğru bir politika mıydı? Şöyle, enflasyon sarmalı dediğimiz bir durum söz konusu. Şimdi elbette talebe bağlı bir mal ve fiyat hizmetlerde artış olsa, talebe bağlı artış olsa elbette uygun bir ortamdan bahsedebiliriz. Ancak şu an dünyanın da içinde bulunduğu bu pandemi döneminden yeni bir çıkış olduğu için o dönemde sıkıntı çekmiş olan sektörlerin böyle yaydan çıkmış ok gibi bir anda yeniden hizmete başlaması ve fiyatlarını da arttırmak durumunda kalması, tedarik zincirinin bozulmasının ardından tekrar hayata dönülmesiyle birlikte maalesef zaruri, yani harcamak zorunda olduğumuz kalemlerdeki artıştan dolayı bu enflasyon yükseliyor. Dolayısıyla talebe bağlı fiyatların genel seyrinde bir artıştan bahsetmediğimiz için iyimser havadan bahsetmekte zorlanıyoruz. Yani biz harcamak durumunda kalıyoruz. Harcamak durumunda kaldığımız borçlarımız artıyor fiyatlar yükselince. Dolayısıyla alım gücünün düştüğü bir ortam beraberinde geliyor. Böyle bir ortamın içerisinde çok olumlu bir durumdan maalesef bahsedemiyoruz. Yani yıl sonu beklentisinin aşağı yönlü revize olmasını elbette çok isteriz ama bu sarmal içerisinde maalesef yıl sonu çok yakın bir vade diyebilirim enflasyonun. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Peki şimdi bugün önemli bir toplantı var Ankara'da. Kabine toplanacak. 3600 ek gösterge masada olacak. En önemli maddelerden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında bir açıklama yapacak Sayın Pulaş. Bu açıdan değerlendirdiğimizde şimdi aslında her kesimin bir beklentisi var. Maaş zammına yapılması anlamında her kesimin bir beklentisi var. Bu kesimlerden biri de asgari ücretle çalışanlar. Şimdi 4250 lira yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Yüksek bir rakamdı ama alım gücü düştü sizin de söylediğiniz gibi. Enflasyonun yükselmesiyle %73 enflasyondan bahsediyoruz. Şimdi asgari ücrete bir ara zam yapılacak diyenler var, yapılmayacak diyenler var. Asgari ücrete bir zam konuşuluyor aslında ama ne olmalı sizce şu anda? Asgari ücret normal bir aile geçimini sağlaması için bir eve giren asgari ücretin ne olması gerekiyor? Evet, en son yapılan açıklamada Aralık'tan önce bir artış söz konusu olmayacağını çok net okumuştuk aslında. Ama ara zam Temmuz ayında gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Evet de biz de merakla bekliyor olacağız. Ama %73'lük bu enflasyon ortamının yansımasının ve önümüzdeki 6 aylık hatta 1 senelik süreçte çok hızlı toparlanma, yani çok hızlı enflasyonda bir geri çekilme beklediğimiz gibi maalesef bir miktar daha artışın devam edeceğini düşünürsek yani enflasyon oranı %73 değil %100'ün üzerinde bir rakam gelebileceğini 3 ay sonrası, 4 ay sonrası için göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve bu arada muhalefet de zaten TÜİK'in rakamlarını biliyorsunuz yalanlıyorlar. %73 değil enflasyon yansıyan rakam diyorlar. Yani vatandaşın cebine yansıyan enflasyon %73 değil diyorlar. Böyle itirazları da var. Evet, çünkü sadece mal ve hizmetlerin genel fiyatlarının artmasından kaynaklı değil, aynı zamanda kur riskinin, yani kurun Türk lirası karşısındaki para birimlerinin aşağı yönlü kalıcılığını sağlayamadığımız için çift taraflı aynı anda alım gücü düşmüş oluyor. Bu anlamda görünen enflasyon ile açıklanan enflasyon arasında kur tarafının baskısıyla birlikte de bir fark, yukarı yönlü fark oluşmalarını ifade etmeleri normal. Ya bizi aslında korkutan alım gücünün düşmesi veya işte enflasyona oranla daha iyileştirilmiş asgari ücretlerden öte genel bir durgunluğun söz konusu olmaması. Yani şimdi biz şu an zorlanma, bir miktar tepki, sosyal medyada tepki gösterme, acaba iyileştirmeler yeterli olur mu belirsizliği içerisinde beklentideyiz. Ama eğer bu iş ekonomik durgunluğa dönerse, ki maalesef 95 yılındaki kriz, 98 yılındaki enflasyon seviyelerinde kriz, o yılın ortamını hatırlatıyor ve o yıllarda biliyorsunuz bir stagflasyon söz konusu olmuştu. Yani ekonomide eğer artan fiyatlara rağmen bir de durgunluk beraberinde gelecek olursa işte ondan korkmaya başlarız. Durgunluğun gelme ihtimali neden olabilir. Yurt dışından giren yabancı paranın, yabancı yatırımcının Türkiye'de kalıcı olamadığını görüyoruz. Çünkü Türkiye'deki ani değişiklikler, belirsizlikler yabancı yatırımcıyı da sanki kendi ülkesindeymiş gibi anlık günlük trade etmeye, yatırım yapıp geri dönmeye itiyor. Burada Türkiye'nin spot dediğimiz 700'ün üzerinde tutulan bir sigorta primi var. Yani Türkiye'ye dair risklerin devam ettiği sigorta primlerinin yüksek olduğunu okuyoruz. Böyle bir ortam içerisinde yabancı yatırımcı da Türkiye'de kalıcı olmak, günlük, anlık borsasındaki sektörel karlardan bir miktar trade edip geri döndüğü sürece belirsiz ortama devam etmiş oluyor. Dolayısıyla böyle bir ortam içerisinde yine hani çok olumlu beklentilerde tutamıyorum maalesef. Şimdi Sayın Pulaş, son olarak tekrar soruma da geri dönmek istiyorum. Asgari ücretten bahsetmiştik. 6.000 lira civarı rakamlar konuşuluyor ama siz neler söyleyeceksiniz? Böyle bir artış olduğunu varsayarsak ne kadar olmalı? Hangi rakam telaffuz edilmeli hükümet tarafından? Evet, aslında 6.000 lira civarı da işte enflasyona bugün itibariyle endekslersek 3 ay sonrasında bu yukarı yönlü trende devam edeceğini düşünürsek 6.000 lira civarı da yeterli bir rakam olmuyor değil mi? %10 ve %119 gibi bir rakam enflasyonda eğer 3 ay sonra, 3 ay içerisinde telaffuz etmek durumunda kalırsak 6.000 lira da zaten işte 2800 bandındaki zammı ifade etmeye başlayacak. Dolayısıyla 6.000 lira çok yeterli olmayacağını söylüyoruz ama bugünden tabii hani teknik niyetle okumuş olmayalım. Ekonomist Ece Pulaş, çok teşekkür ediyoruz efendim. Güncel konuları, ekonomideki en azından güncel konuları değerlendirme fırsatı bulduk. Yayına katkılarınız için teşekkürler efendim.